Adana'da Şirinköy'deyim. Evde oturuyorum. Telefon açtım sevgili çavuşa. Dedim ki kahvaltıya geleceğim dedim. Üstüne de dedim vallahi dedim Antalya'daydım içim yandı. Bir bici bici yiyeceğim dedim. Dedi kahvaltı kolay da bici bici yok. Bıraktım. Başka bir işe girdim. Şimdi şöyle hissettim. Messi'nin futbol zirvesinde olduğu anda ben futbolu bıraktım, voleybol oynamaya karar verdim demesi gibi bir şey. Yani bu beyazlar boşa değil. Gerçekten Adana'da bici biciyi her çeşidiyle klasiğinden farklılığına kadar, farklı çeşitlerine kadar yani her kesime sevdiren adamın niye bici bici yapmasına şaşırdım. Dedim ne oldu sen bir gel dedi. Geldim kahvaltıyı yaptım çok güzeldi bak peynirlere diyeyim. Bayıldım. Peynirler müthiş. Su böreğini nereden aldığını çekimden sonra söyle bana. Parayla yiyemezsin. 6 kişi çalışıyor. Kendimiz yapıyoruz. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Vallahi ellerine sağlık. Gece 4'te başlıyorlar. Gerçekten güzel ama. Bak. Kaliteli işi yani severek kaliteli ürünler birleşti miydi sonuç ortada işte. Su böreği. Sen bizim bir pastalarımızı ye. Onlara geleceğim. Evet. Ama burada neyi görüyorum biliyor musun? Her geldiğimde bir şeyler yapıyorsun. Burada çocuklu aileler nihayet oturup yemek yiyebiliyor. Kahvaltı yapabiliyor. Çünkü çocukları rahat. Bir sürü yenilik var. Neler yaptın çocuklar için? Aslında sen annelerle babalar için yaptın. Evet. Oyun alanımız değişti komple. Oyun aletlerimizin hepsini yeniledik. Bunu yenilerken de çocuklar aşırı derecede pasta dondurma istiyorlar. Bici bici yeni nesil artık pek araları yok. Çocuklar genelde pasta, dondurma, meyve. Biz de bu konuda kendimizi geliştirdik. Özel ustalarla bu şekilde. Bu kendi bahçemizin arkada gördüğünüz karadutumuz. Muz zaten seramızdan. Ürünleri en kaliteli pastaları aldık, birleştirdik, şurada yaptık. Sen kendi sunumlarını ekledin. Sunumlar benim. Bu dondurmalı mı şey mi? O çilekli. Bu benim kendi sunumum. Çavuş kaşla göz arasında bu işi nasıl çözdün kafanda? Yine ne yapıyorsun? Gece istişareye mi? Yok ben bir ay uzak doğudaydım. Bir ay uzak doğuda gittim. Bir dakika şimdi sen genç damatsın. Uzak doğuya kimle gittin? Tek gittim. Tek gittin. Tabii izin aldım. Ben İzin aldım çünkü... Bir dakika yenge izin aldı mı? Ses verdi. İzin verdi. Aldı izin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Senin o yüzündeki güven ifadesi var ya. Yani böyle... Bir sana gözüküyor güven. Ya böyle buram buram güven veriyorsun ya. Allah razı olsun. Orada gittin gördün bir şey. Evet daha eyvallah bunlar kardeşim. Başlangıçlarımız. Ben uzak doğuda bir ay kaldım işte. Orada Phuket Adası, Japonya. Oralarda çok farklı sunumlar ustalıklardan öğrendim. Ustalardan öğrendim diyeyim. Geldim burada da yapacağız. Yani bici bici artık yok mu? Şu an için yok. Bir ay sonra. Dayanamazsın ya. Bir ay sonra. Bakacağız diyorsun. İnşallah. Dayanamazsın. Sen bici bici yapmadan durabilir misin çavuş ya? Evet. Bici biciye ömür verdim be. Evet 26 yıl. Ya yapacağız ama şu an için bir ay için daha bekleyeceğiz. Çünkü bunları geliştireceğiz. Ya bunları geliştireceksin de. Ey pastalar siz olun. Adana'da bici bicinin yerini almaya çalışmayın. Alküm mü? Dondurma, pasta. Evet. Dondurmada da senden öğreneceklerim var bu arada. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu karadutla sana bir tarif vereceğim. Bak iddia ediyorum sana. Ama bu manyak bir şey ya. Gerçekten. Tahmin ediyorum bak sana iddia ediyorum. Ağacımızı da çeksinler bu ara karadut ağacımızı. Çek Hüseyin abi. Tarih evet. Yazacaksın. İnşallah. Bak tarih yazacaksın net. Şalgamlı. Dondurmayı yapan adam diyorsun. Bu arada bisküvinin adını söylemeyelim. Bisküvilerle. Evet. Kaç çeşit dondurma var bunun içinde? 6 çeşit dondurma var. Meyve muz var. Evet. Meyvelerimiz var. Kivimiz var. Bak çikolatalı kivi. Altında da muz var. Bunlar muzlara ya, harika dondurulmuş. Ben Phuket'te dondurulmuş meyveler gördüm. Onlardan getirttirdim. Ya, çok güzel lezzetler bizi bekliyor yakında. Vallahi çavuş yaparsan en iyisini yaparsın. Çok senin sloganın boş yere denmiyor. Bugün gördüm çocuklara. Ben şimdi normalde dondurmada sosa karşıyımdır. Evet. Ama çocuklara bazı şeyleri anlatamazsın. Maalesef. İlla üzerinde işte... Ama en kaliteli olacak. Çikolatalar bunlar. Bunlar o en soslar olacak, o şekerler evet. Olacak. Şu sunum olacak. Ama bak şunu da iddia ediyorum. Çocukların en çok istediği mavi.
Evet. Şaşmaz. Evet, evet. Aslında sen de şirinsin ya. Şirin. Yani mavi. Direkt mavi şirinlerin rengi olduğu için seninle de güzel uyumuş. Şu pastanın eli ya. İçinde fındık ve fıstık var. Fındık fıstık çikolatalı pastamız. Yok yok, bekleyeceğiz. Vallahi çavuş, her geldiğimde beni şaşırtıyorsun ya. Aman. Vallahi. Ama şu sunuma bayıldım. Ben bayıldım Hüseyin abi de yemek için. Çünkü sever tatlıyı. Eli titriyor. Abi titrer. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Börek vermedin ki Afrika, Afrika'yı doyurursun. Hüseyin Alkan'ı doyuramazsın. Bak sana ne söyleyeyim. Su böreği yemedin. Su böreği yemedim. Abi çok güzel ya. Vallahi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kahvaltı yine kulaklarını çınlattım. Evet. Onu da söyleyeyim. Antalya'da Ulupınar'daydım. Dün gece geldim. Sabaha karşı geldim. Dedim ki bak çok israf oluyor. Senden bahsettim. Benim Çavuş diye bir dostum var dedim. Porsiyonları daha az veriyor ama bittikçe veriyor. Düşündü. Büyük ihtimalle videolarını izlettim, yapacak. Çünkü diyor ki abi diyor, bir geliyor diyor, bol bol koyuyorum. Bir zeytini kurtarırsak kurtarıyoruz diyor. Onun dışındakilerin hepsi çöp diyor. Yani Allah'tan hayvanlar var da diyor, onlar yiyor. Dedim ki bak formül basit. Vereceksin bittikçe. Neyi beğendiyse tekrarlayacaksın. Tabii iki tane personel fazla alacaklar. Git geldi. Yok yok, çavuş, personel yok Türkiye'de. İşte maalesef o. Az önce Antep'ten 5 misafirimiz geldi. Görüp gelmişti. Ya ağzımıza geldi dedim. Sınırsız. Nasıl sınırsız dedi. Dedim istediğin kadar ye. Su böreğinden istiyorsan bir tepsi yedim. Giderken teşekkür ettiler. Gözümüzde, midemizde doydu dedi. Bize sınırsız. Aç gitme şansın yok. Dostum çok teşekkür ediyorum. Ayağına böyle sağlık. Yeniliklerle de karşılaştığım zaman çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada annenin ismi neydi? Arife. Arife teyze, yayında da senin ellerinden öpüyorum. Arife teyze şu anda, bakayım. Anne. Arife teyze şu anda önemli bir sınav yapıyordu. Evet. Ondan rica ettim, benim için bir sınavı alır mısın dedim. Evet, talebesi de yanında, oraya dönmeyeceğiz. Arife teyzenin ben fikirlerine çok önem veririm. Arife teyze bana sınav neticesini söyleyecek, rehber devam ediyor.